Tamamız, anlaştık değil mi? Başka çarem var mı? Anlaşmamaktan başka çarem var mı? Kaldı mı? Söyle. Mecbur anlaştık. Ama bana bak, arabada oturacaksın ha. Lütfen yani öyle mayın tarlasına çıkmak yok. Tamam, bakarız. Ya anlamıyor musun? Sen benim için nasıl endişeleniyorsan, ben de senin için öyle endişeleniyorum sevgilim. Hayatım, ben zaten onu banka soygununda gördüm. Ama biraz sen de beni düşün lütfen. Bak ben geceleri uyurken bile acaba üstü açılmış mıdır, üşüyor mudur diye seni düşünüyorum. Yani böyle tehlikeli heriflerin menziline girmem beni delirtiyor ya. Korkma, bana hiçbir şey olmayacak. Yanımda sen varsın. Aa, orası öyle tabii. Babacığım, ne oldu? Tamam, görüştüm. Para hazır geliyor. Malum o kadar büyük para öyle ha deyince bir araya getirilemiyor. Ama hazırlıyorlar, muhasebeci getirecek şimdi. Allah razı olsun Cedet Bey amcacığım. Vallahi hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilemiyorum ya. Vallahi yalnızca Selami değil, bütün mahalleye babalık yaptınız abicim. Yani kral adamsınız Cevdet Bey abi. Sağ ol. Siz bir an önce çocuğu o hayvanların elinden kurtarmaya bakın. Gelişmeleri de bana bildirin, olur mu çocuklar? Tamam Cici Baba, merak etme. Büyük adam. Esin, bu senin babam var ya, 10 numara adamı. Öyledir, bir tanedir babam. Ne oldu, aramadılar mı Taner? Aa, yok aramadılar. Yalnız böyle pis adamlardan telefon bekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Oh! Abi seni sokmasana evine kadar. Ya sen de aynısını yapıyorsun lan. Bilinmeyen numara ga. Dur, bana bak. Sen şimdi abuk subuk bir şey söyleyip de şey yapma, çocuğun hayatını tehlikeye atma. Evet, bak sakin sakin konuşmak lazım Selami. Tamam, abi sen bana ver onu. Ben nasılsa part-time fidyecilerle konuşma konusunda artık şey yaptım. Bismillah. Alo. Oğlum ben sizin var ya... 7 sülalenizi kümese sokar mı? Vallahi billahi bak o amuk açıyı gıdıklatırım ha. Allah belanı versin, benim asam bu. Ne yapıyorsun ya? Ha tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu benim söylediklerimi unutalım. Bu otomatik savar kaydı. Benim telefonda otomatik olarak kayıtlı bu. Tamam. Çocuk nasıl la? İyi. Ellerinden öper. Parayı hazırlayın hemen. He oldu. Şimdi biz burada kumbaraları kırak, hep beraber birleştirek getirek. Lafa bak. Lan Merkez Bankası'na gitsen sana çıkarıp şak diye koyamaz da. Önüne hazırlanıyor işte. Tamam bekle. Çabuk hazırlayın o zaman. Tamam. Para işi tamam. Siz çocuğa bir zarar vermeyin sakın ha. Bir dakika. Fidye rakamı değişti. Ne kadar verdik lan oynadığı zamazingoya? 1499 lira abi. En iyisini aldır doyuz. Diğer zamazingoları da yediğini değiştiğini de hesaplayın çabuk. Fidye rakamını değiştiriyor. Ha? Allah Allah. Eyvah eyvah. 1 milyon daha isteyecekler şimdi. Toplamda 2050 abi. Sor. Birazdan alacağın suyu da ekleyin. Su da müesseseden olsun. Müesseseni yiyeyim seni. Zırnık koklatmam ben bu velede. Kazanıyoruz bu parayı biz. Alo. Yeni rakam 1.251.000 lira. Buyur. 2.051 lira ekledik üzerine işte. Dalga mı geçiyorsun lan? Uzatma. Gelişi kurtarmıyor. Bir sürü masraf ettik onun için. Parayı hazırlayın, tekrar arayacağım. Alo. Kapattı. Ne dedi Şevkat? 2 milyon mu dedi? Yok ya, az şaşırdım. 3 milyon istemiş. Lan 2.051 lira daha istiyorlar. Allah Allah. Dalga mı geçiyor bunlar bizimle ya? Vallahi ben de aynısını sordum ama gayet ciddiler yani. Oğlum biz nasıl bir teşkilata denk geldik? Bunlar manyak mı lan? Benim yeğenimi kim kaçırdı oğlum? Tamam sakin. Halledeceğiz. Söyle bakayım bana, konuşma kaydoldu mu? Ayarlamıştım açarken işte, bak. Tamam. İhsan, kulaklığını ver. E Niko, ne yapacaksın ki sen konuşma kaydını? Kesin bir felsefe çıkaracaktır ha oradan. Ya anlamıyor oğlum demek ki bir defa da, ondan yani. Tamam. Sen sakin ol kardeş, rahat dur. Senin yeğenini her türlü bulacağız. Tabii oğlum, sakin ol ya. Senin şimdi güçlü durman lazım Selami. Rahat ol koçum, rahat ol. Şu an burada böyle hani azıcık da olsa sağlıklı durabiliyorsam şöyle... ...hepinizin sayesinde Allah razı olsun gerçekten. Tamam çocuklar, para hazır. Koy canım şuraya. Babacığım tam zamanında, adamlar aramaya başlamışlardı para için tekrar. Şevkat. Şunu da al usta. Esnaf arkadaşlar aramızda topladık. Şu 2050, bu da 2051. Ne oluyor bu 2051 lira? Vallahi Cevdet Bey amca hiç sorma. Adamlar ne çeşit bir manyaksa aradılar. Bir de bunu eklediler fidyenin üstüne. Allah Allah. Ne biçim adammış bunlar böyle ya? Onları bir elime geçireyim ben. Onları bir elime geçireyim Cevdet Bey amca. Onların biçimini bozacağım ben zaten. Buldum!
Adamların çocuğu nereye götürdüğünü buldum. Nereye lan? Sakin. Hadi oturup konuşalım. Niko, söylesene nereye götürmüşler çocuğu? Polonezköy'e. Ne belli? Şuradan belli. Doğa Şefkat, doğa insana her şeyi öğretir. Yeter ki sen doğru kulak ver, sana her şeyi öğretir. Kardeş, sana şimdi buradan bir saydırırım küfür uzunlamasına, ondan sonra bak bakalım oradan ne öğreniyor. Oğlum zamanı oynuyoruz ha? Tamam tamam, açıklayacağım. Aa, önce tespitimin bir sağlamasını yapmam gerek. Kim arıyor Niko ya? Polonezköy'deki bir muhtar arkadaşım var. Eyvallah, ben Niko Kalavaroğlu. Hal hatır kısmını hemen geçiyorum, sana bir şey soracağım. Dün ya da bugün bir vefat yaşandı mı? Abi senin başsağlığının sırası mı şimdi ya? Harika, çok sevindim. Yani çok üzücü tabii ki, üzüldüm. Allah'tan rahmet diliyorum, kalanlara sabırlar. Tamam, ben seni daha sonra ararım. Hadi. Evet, kesinlikle doğru. Adamlar çocuğu Polonezköy'e götürmüş. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Esin bak, konuşmaları dinledim. Önce fonda bir çan sesi duyuldu. Daha sonra böyle günlük hayatımızda göremeyeceğimiz birkaç hayvan sesi geldi. Sonra da at kişnemeleri ve en sonunda da sela okundu. Yani? Yanisi adamlar önce bir kilisenin yanından geçtiler. Daha sonra bir hayvanat bahçesi ve en sonunda at çiftinin yanından geçtiler ve sela sesi geldi. Bunların hepsi bir arada ancak Polonezköy'de olabilir. Çok mantıklı lan. Erpul da ya, vallahi bravo. O sela da, o dün ölen adamın selası değil mi oradan? Aferin lan. Bravo. Seviyorum lan seni çakma filozof. Adamsın lan. Dur daha dur. Yerlerini tam bilmiyoruz. Ancak o bölgede olduklarını biliyoruz. Ne yapacağız peki? Şimdi biz her şekilde bir Polonezköy'e gidek de muhtemelen o ormanın içindeki o yazlık villalara falan götürmüşlerdir çocuğu. Hadi. Tamam. Yalnız bu kadar kalabalık gitmeyek. Biz şöylece gidelim, tamam yeter, siz kalın burada. Hadi. Evet evet, hadi. Neyle gideceğiz? Bizim Gültekin abi gelin servisini alırız, hadi. Hadi. Çantamı alıp geliyorum, bekle. Dikkatli olun ha. Tamam lan, tamam. Çocuğu alın gelin ha. Alacağız, alacağız. Tamam, tamam. Alacağız, çocuğu da alacağız da. Yine ben kullanayım arabayı. Yağ gibi kullanıyorum. Ağzını burnunu kıracağım onların. Bunlar ne dedi ya? Ya işte bir saat sonra parayı istiyorlarmış. Nereye getirin dediler? İşte onu da bir saat içinde arayıp söyleyeceklermiş. Hmm. Demek ki artık sabit bir yerdeler. Versene şu kayıtları bir daha dinleyeyim. Aa, kilise lan. Kilise işte lan. Ha? Bak şurada da bir piknik alanı var. O hayvan sesleri de oradan geliyordu herhalde. Niko, kayıtlardan bir şey çıkmadı mı lan? Şefkat, fonda tanımlanamayan motorlu bir araç sesi var. Tanımlanamayan motorlu araç sesi ne olabilir acaba kardeşim? Ata ağızlı mısın sen? İyi susarsan. Dur burada, dur. Sanırım tanımlanamayan motorlu aracı tanımladım. Traktör mü? Olabilir. Tamam hadi gidelim o zaman oraya. Ya arkadaşlar siz manyak mısınız? Yapmayın, kurban olayım size ya. Lan bu köyde kaç tane traktör var? Hangi birine bakacağız bu traktörlerin ya? Hiç. O zaman önce muhtar arkadaşıma uğrayalım. Bölgeyi ezbere biliyor. İleriden sağa döneceğiz. Tamam Gültekin abi, şu ileriden aradan girsene. Hadi. Vallahi burası Polonezköy. Burada her yerde traktör var. Yalnız tarlalar yerleşim yerlerine biraz uzak. Peki tarlalara yakın herhangi bir ev yok mu? Var. Bir tane burada var, bir tane de burada var. Biz zaten buradayız. Biz bayağı yakınız o zaman şuradaki evlere değil mi? Tabii tabii. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Hadi. Muhtarım bir çay isteydik. Hiç vaktimiz yok kardeşim. Yardımın için teşekkür ederim. Meseleyi ben sana sonra anlatırım. Ben hadi. Teşekkür ederim, sağ ol. La Hüseyin! Nerede? Hüseyin! Hop! Ya Allah senin... Gel lan buraya. Gel, tamam, ağzını burnunu kır. Tamam oğlum, macetimizi gider gelin ya. Hadi Allah hadi. Allah. Tamam. Geldim. Pislik ya, kırsalı görmesin. Kapıyı kapat. Burası mı la acaba? Burası, burası. Nereden anladın lan? Lan kapının sağındaki camı kırmışlar, görmüyor musun? Ulan ben şimdi sizi... Abi, ne yapıyorsun lan? Çocuk ellerimde lan. Böyle olmaz. Kimseyi uyandırmadan hareket etmemiz lazım. Abisinin angut kuşu gibi elimiz bomboş geldik. Bir alet edevat bir şey alaydık ya. Bence bu adamlar kesin silahlı. Yani. Arabada bir şey yok mudur ki lan? Dur lan dur, ben bir bakacağım dur. Çok güzel.
Bak. Şahane. Çadır var, olta var. Dere kenarı ya zaten burası. Çadırı kuracağız. Oltanın ucuna parayı tutacağız, salacağız. Ondan sonra çocuğu çekeceğiz cırrrr diye. Ne dedim yoksa ne arabada? Benim aklıma bir şey geldi. Heh. Çok güzel. Ben de ne zaman burnunu sokar diyordum. Buyur. Yahu çocuğa bu kadar yaklaştık. Belki de aklıma gelen plan işe yarayacak. Ya Vesin, biz seninle ne konuştuk? Karışmayacaksın hiçbir şeye ya. Tamam bırak. Böyle anlaşmadık mı? Ne anlaşmadık? Bakarız demiştim ben. Ya tamam ben baktım. Olacak gibi değil işte ya. Allah Allah. Sen kalıyorsun burada. Ya sizin levyeli silahlı adamların üzerine yürümekten başka bir planınız yok. Kaldı ki levyeniz bile yok. Ya tamam, tamam, tamam. Ben düşüneceğim, bir yolunu bulacağım. Tamam, sen gelmiyorsun. Geleceğim. Ne yapacaksın? Bağlayacak mısın beni? Bağlayacağım. İp yok mu lan arabada? Abi senin, siz tartışırken çocuk askerlik yaşına gelecek ya. Evet. Ya şu anda vakit kaybediyoruz. Unuttum mu? Zamana karşı oynuyoruz. Ve senin inadın yüzünden şu an vakit kaybediyoruz. Aa benim inadım olmuş. Ya sen kendin gece gibi şey yapıyordun, şey yapıyordun da ben inat ettim oldu yani. Şevkat, bence seni dinleyelim. Bak, biz erkekler çok çabuk karar veririz ve yüzeysel düşünürüz ama kadınlar çok sağduyulu ve detaycı yaklaşabilir. Sus lan! Bir susun ya! Şevo ne yapıyorsun? Manyak mısın, rahatsız mısın? Neyin peşindesin? Kurban olayım sana ya. Bırak bir kız anlatsın. Belki mantıklı bir planı var kardeşim. Bir dinleyelim, ne olursun ya! Yahu bir dinleyin evet. Bak, söz veriyorum seni gölgenden bile ayrılmayacağım. Ya tamam, tamam. Söyle neymiş? Heh, tamam. Bak şimdi, ben diyorum ki Şevkat'le biz. Abi, bir baksana şuraya. Ne iş lan bunlar? Tayfun, yukarı çıksın sana söyle. Çocuğun gıkı bile çıkmayacak. Halit sen gel benimle. Sakla şunu. Ay pes yani Ergün. Bir çadırı kurmayı başaramadım. Şunu şöyle şöyle yaptırsana yahu. Vallahi Gülizar Hanım. Siz orada dırdır edeceğinize birazcık ucundan tutsaydınız, şey yardımcı olsaydınız. Yani biz burada güya araştırma yapacağız. Sen daha bir çadırı bile kuramıyorsun Ergün. Ya bilim dünyasının yüz karasısın. Hayırdır, ne oluyor burada? Ay sormayın beyefendi. Bir çadırı kuramadı eşim gördüğünüz gibi. Biz bir araştırma için geldik. Fakat Ergün Bey sağ olsun çadırı kuramıyor. Güya bir de profesör olacak. Kusura bakmayın da Gülizar Hanım yani biz doktora tezimizi çadır kurma üzerine vermedik. Hayvan bilimcisiyiz biz ya, bilime hizmet ediyoruz. Burada hayvan bilimcisiyiz diye börtü böceğin arasında yatacak halimiz yok ya. Ne arıyoruz burada? Siz kimsiniz? Beyefendi biz eşimle beraber bir araştırma için geldik. Zoolog. Zoolog? Zoolog. Yani hayvanları araştırıyoruz. Öküz, at, ayı, börtü, böcek, çakal ne varsa hep komple araştırıyoruz. Buraya da hani belki yeni bir tür böcek keşfederiz diye geldik ama ne mümkün eşim bir çadırı bile kuramıyor. Kardeşim burada çadır madır kuramazsın. Beyim, ters bir şey yok değil mi? Ben hiçbir şey görmüyorum. Muhtar, hı, olay bu tarafta, bu tarafta. Olay bu tarafta. Esin gözlüklerimi aldı, bilmiyorum. Muhtardan ebedi olarak kurtulabiliriz ha. Susun lan, susun lan! Muhtar. İyi, bir şey demedim ya. Sus lan, tamam. Sus artık ya. Şş, bana da anlatın. Ya beyefendi, bizde size bir zarar gelmez. Bu bölgede yeni bir çakal türü keşfedilmiş de biz şimdi bir tuzaklama yapacağız. O çakalları yakalayıp inceleyip geri şey yapacağız yani. Kardeşim burası Özelmür görmüyor musun? Çadır madır kuramaz. Yürü git. Gidemeyiz. Gidemeyiz. Ergüncüm hayatım beyefendilere ürik asitsel bir problem yaşadığımı söyler misin? İlahi Gülizar Hanım ya. Hep de akademik dilden konu. Ne anlasın beyefendiler akademik dilden? Çişi gelmiş de beyefendi. Hayatım yapsana bak burada tabiatın içindeyiz. Yap istediğin yere tabiat alır sonuçta kabul eder değil mi? Asla yapamam Şevkat. Ne davranayım sana diyorum ama Ergüncüm beni çileden çıkarıyorsun. Vallahi şimdi avazım çıktığı kadar bağıracağım. Aman aman bağırmayın hanımefendi. Toplayın pılınızı pırtınızı. Otele motele gidin. Orada giderin ihtiyacınızı gidereceksiniz. Ergün, hayatım beyefendileri otele kadar tutamayacağımı izah edebilir misin?
edip beyefendi otele kadar tutamıyoruz. Böyle bir özelliğimiz var. Kusura bakmayın. Ya sizden rica etsek hanımefendi 2 dakika şurada sizin evin lavabosunu bir kullansa da ondan sonra biz pulumuzu pırtımızı toplar gideriz. Ha? İyi buyurun. Ama elinizi çabuk tutun. Tamam, tamam muhakkak. Zaten şimşek hallederiz biz hemen. Paket, ya şey, tamam buyurun. Aga vallahi helal olsun Esin'e biliyor musun? Planı işe yaradı galiba. Ne yaptı retler girdiler lan içeri biliyor musun? Ben görmedim. Ben sana özet geçeceğim muhtar, merak etme. Bir susun. Bir susun lan. Ha. Öğrenci evi herhalde ha, kapı pencere açık. Muhabbete gelmediniz buraya. Tayfun, bayanı tuvalete götür. Abi, tuvalet üst katta. Sen de eşlik et. Ferit, yalnız şöyle bir durum var. Hanımefendi kendi başına yapamıyor da benim mutlaka kapının önünde durmam lazım ya. Vallahi beyefendi, Allah sizi inandırsın. Ömrüm böyle tuvalet kapılarında beklemekle geçti. Benim kucağıma da veriyor çantayı, ben böyle. O yüzden... İyi, siz de gidin. Hah, tamam. Lan nereden çıktı bunlar başımıza? Abi bırak işlerini görüp gitsinler ya. Ekstradan bela almayalım başımıza. Ergün. Efendim hayatım. Sakın bir yere ayrılma hayatım, olur mu? Tamam Gülüzer'cim, sen gir, ben burada kapıda beklerim. Gir, ha, kapat kapıyı da. Tamam. Uzun ayılacak laf. Nasıl bayılacağım? Bir yeminli hareket vardı, onu yaptım, bir şey yaptım işte. Girsen içeri, şunu taşıyak içeri. Hangi bir gürültü patırtı kopmadığına göre bence her şey yolunda. Görmüyor ya, kulağa yükleniyor. Muhtar. Görüyor musun? Şaka yapma. Şaka. Göz bebek mi muhtar? Sık iyice, sık. Sen burada bekle, tamam mı? Kendine gelirse falan şu zupayla vur kafasına, bayılt tekrar. Bir şey olmaz mı? Yok bir şey olmaz bunlara ya. Ya bir de bu tuvalet üst katta üst katta falan deyince böyle bir panikledi. Demek ki çocuk buralarda bir yerde. Ben bir gideyim çocuğa bakayım. Sen de burada dur. Kapıyı kilitle, bir yere ayrılma, tamam mı? Tamam, ne olur dikkat et. Şey, sen merak etme. Thank you.
Sen de kimsin lan? Ne demek ya sen de kimsin? Çocuğu kaçırıyorsunuz, fidye istiyorsunuz. Parayı getirince de sen kimsin? Ben az önce aşağıda senin arkadaşlarına tam 1.251.000 lira para saydım. Çocuk yukarıda çıkal dediler, ona geldim. Benim niye bundan haberim yok? Ne bileyim mi? Valla ben size aslında 3 kişi zannediyordum. Arkadaşlara parayı verdim, onlar da çocuk yukarıda çıkal dedi. Çıktılar, gittiler. Çıktılar mı? Beni sattılar mı yoksa? İyi misin koçum? Ben dayının arkadaşıyım. Seni kurtarmaya geldim. Ha. Abi, az önce nasıl bayılttın o herifi? Boş ver sen onu. Sen o örnek alınacak bir şey değil. Abi, sen peki Şevkat misin? Yani Şevkat yerim var mısın? Sen de mi televizyonda gördün beni? Hayır. Dayım her seferinde anlatıyor maceralarını. Hani böyle bir keresinde kahveye kapıdan değil camdan girmişsin. Evet. Ya kapıyı ıskalama durumu olduydu da ondan. Ha. Mesela çok sinirlendiğinde arabanın kapısı elinde falan kalmış. Ya dayın da maşallah hep kötü şeyleri anlatmış ya. Ondan sonra ne var? Böyle tavuklarına horozlarına isim koyuyormuşsun. Doğru koyuyor. Bak onu güzel söylemiş. Doğru. Bir de çok yardımsevermişsin. Herkes yardım ediyormuşsun. Mesela dayım beni kurtarmaya gelmedi, sen gel. Şimdi şöyle, biz dayınla beraber geldik. Ama dayının buraya gelmesine ben engel oldum. Niye biliyor musun? Çünkü senin dayın seni canından çok seviyor. Ve buraya gelseydi ne olurdu? Ya bu adam öyle tek parça kalamazdı burada. Darmadağın dedi bu evi onların başlarına yıkardı. O yüzden ben dedim, sen öyle dedim, sen gelme dedim. Sen de maşallah dayının anlattığı kadar varmışsın ha. Aslan parçası. Hangi takımısın sen? Beşiktaş. Hay koçum ben de diyorum. Nereden kanım kaynadı mı? Laf adallık bak dayına haber vermeyi unuttum ben. Şevkat abi aşağıdaki adamları da indirdin mi? Bir tanesini bayılttım. Öbürlerini de işte taksit taksit peydir pey babi. Alo Selo. Efendim şey var. Ha Emrecan benim yanımda kardeş. Çaktırmadan arka tarafa gelin. Harbi tamam tamam. Şevkat Emrecan almış. Arka tarafa gelin diyor çaktırmadan. Tamam hadi siz gidin ben buraya gözetlerim. Gözetlerim. Hadi sen burada kal gelme bizimle. Köstebek gibisin zaten. Bu sen şey yapma şimdi cam kırıkları var orada. Sen al o pis şöyle gel. Gözetlerim gözlüklerim yok ki. Ha ama polisi arayabilirim. Çünkü artık polisin gelmesi lazım. Dananın kuyruğu nasıl sen kopacak? Hela, polis değil mi? Dayı. Sizden bir şey istesem. Vereceğim adrese polis gönderebilir misiniz? Bunları sen yaptın ha? Evet. Bir kere ellerinden kaçtım ama sonra tekrar yakaladılar beni. Ulan sen ne akıllı bıdık bir şeymişsin öyle ya. Aferin sana. Dur bakayım. Hoppa. Evet. Tamam. Bungee jumping'e hazır mısın? Ama çok sessiz olacağız ha, tamam? Tamam, sen peki? Benim bir emanetim var, onu alıp geleceğim. Tamam. Hadi bakalım, dikkatli ol. Gönder, gönder! Dikkatli olun lan, dikkatli olun! Gel, 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 gel! Abi, çocuğu kaçırıyorlar. Çık dışarı bak hemen sen. Çabuk, 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 çabuk. Bize numara çekersiniz ha. Bittiniz oğlum, öldünüz siz. Kimse benim aşık olduğum adamı öldüremez. Aferin sana Esin. Aferin ya. Ben sana banyoda kal demedim mi kızım?
Ben gelmesem adam seni öldürecekti ya. Ben senin hayatını kurtardım. Ne diyorsun sen? Hayır canım, ben bakardım bir şekilde çaremi. Allah Allah, başımın çaresine adamı silah doğrultmuş, geliyorsun arkadan. Hadi adam sana dönsün o silahla. Ya sen burada silahların hedefindeyken ben banyoda elim kolum bağlı mı otursaydım yani? Otursaydın. Banyoda elin kolun bağlı böyle otursaydın. Sana orada kal dedik. Ya ne kadar kalın kafalı bir adamsın ya. Ben burada senin hayatını kurtardım. Ya ne alakası var kızım hayatına? Adam silah çekmiş, sen geliyorsun aksiyonun ortasında şey yapıyorsun ya. Ya abisinin. Siz ne içiyorsunuz da böyle durmadan tartışıyorsunuz ya? Ha? Bak işleri de halletmişsiniz. Hadi gidiyoruz. Yok abi. Bundan sonra aksiyona gelmeyeceksin. İstemiyorum ya. Sürekli olaylara burnunu sokuyorsun ya. Görürüz bakalım geliyor muyum, gelmiyor muyum? Göreceğiz bakalım. Bu gözleri görecek. Hadi bakalım. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. Niko'nun gözü bayağı bozuk ya. Göreceğiz bakalım. Hadi. Hadi abi. Abiler kim dayı? Bu abiler kim? Bu abiler benim çalışanlarım ya. Sevgili Ata abi, o çaycıya bak. Hala zengine ayağı yapıyor. Tamam, karıştırma şimdi çocuğun ya. Emrecan, bak bu da Esin ablan. Bu seni kurtarma operasyonumuzu o planladı. Teşekkür ederim Esin abla. Rica ederim. Sen dayının anlattığı kadar güzel bir çocukmuşsun gerçekten. Çok korktun mu adamlar seni kaçırınca? Yok ya, ne korkacağım? Ben de Şevkat abi gibiyim. Hiçbir şeyden korkmam. Daha sonrasında ben sizi aradım. Yok, öncelikle itfaiyeyi aradım. Onlar yardımcı oldu sağ olsunlar. Diyeceklerim bu. Teşekkür ederim. İfade için çocuğun ve sizin emniyete gelmeniz gerekiyor. Tabii tabii komiser bey. Biz her türlü malumatı vermeye hazırız. Buyurun, siz ekip olan birini alalım. Aa süper. Sirenleri de açarak gider miyiz? Yani komiser amcaya bir sorarız. Eğer okey derse açarız. Değil mi? Bakarız. Tamam, hadi gidelim. Hadi. Uzeyf, Niko. Siz o zaman mahalleye geçin abi. Biz şu işleri halledip geliriz. Tamam Sefkan. Hadi. Tamam. Yani dükkanı koş abi. Nasıl çözdük? Hayır. Ben de yemek getirdim. Nasıl yoruldu yavrucuğum? Uyanınca yediririz artık. Canım ya, çok güzel uyuyor. Selami'nin dediği kadar varmış. Çok tatlı bu çocuk ya. İyi işte. Sen iyice bak, oradan bir şablon çıkar. İleride biz de yaparız bu modellerin bir tane. Vallahi benim hiç umudum yok Şevkat. Biz böyle gidersek buraya daha çok yolumuz var. Yok, sen merak etme. Ben vitesi 5'e atarım, hemen kat ederiz o yolu. Sürat felakettir yalnız. Benim felaketim sürat değil. O sürat. Geç, ben bir çay koyayım sana. Ya Esin, biz bu koşulları her sabah yapmak zorunda mıyız ya? Evet. Bak ne güzel işte, formumuzu koruyoruz. Ne yapalım, evde mi oturalım? Ya tamam da Jamaika atletizm takımı bu kadar antrenman yapmıyor ya. Bugün de oturak, ne olur yarın koşak. Olmaz, yarın çok koşturacağız zaten. Dalga mı geçiyorsun, beynimi mi yıkıyorsun, zekamı mı sınıyorsun, ne yapıyorsun? Yarın koşturak diyorum, yarın çok koşturacağız diyorum. Yani yarın yapılacak çok işimiz var, onlara koşturacağız. Ne gibi? Yani işte banyoda paspas takımı yok, henüz almadık. Züccaci eksiğimiz var birkaç tane. Ayrıca perde bakacağız, bak perde çok kritik. Tabii, bütün bunların sonunda benim gözüme perde inmezse yaparız hayırlısıyla. Hiçbir şey olmaz. Hadi gi, hadi hadi. Ya sen... Gizemgil'le gitseniz onunla beraber bakarsınız. Aa tabii ya. İşine gelince hayat müşterek, bir tuzun parasını bile paylaşacağız. Ama işine gelmeyince perdeye bakmaysan Gizemgil'le beraber gitsen olmaz mı? Tamam. Hadi koşuyoruz, ne yapıyorsak yapalım bir an önce. Ta gideceğim, dükkan açacağım. Hadi. Hadi.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.